Game of Thrones'ta sonunda o büyük oyun duyuldu. Herkesin sabah akşam beklediği, gecede yatakta hayal kurduğu, kimsenin dilinden düşmeyen o büyük oyun. Among Us VR. İlk duyu Persona 4 Arena Ultimax'in günümüz konsollarına gelmesi oldu. Ama bu herhalde sadece dövüş oyunu sevenlerin ilgisini çekecek bir şey. Ben açıkçası Persona 3'ün bilgisayarda gelmesini bekliyordum ama Persona 3'ü bilgisayarda görmemiz birazcık daha zaman alacak gibi. Ve tabii ki Persona 5'te bilgisayara gelecek ama Persona 3 daha önce gelecek. Hellblade 2'nin uzun bir süre sonra yeni bir fragmanı yayınlandı. Gameplay fragmanıymış ama ben bunu çok uzun bir süre boyunca sadece bir cutscene zannettim. Yani bunun gameplay olması çok iyi bir şey. Umarım çok iyi bir şeydir. İlk oyun açıkçası beni sıkmıştı ama ikinci oyun heyecan verici bir şeye benziyor. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Star Wars Eclipse, Quantic Dream'in sonraki oyunu. Bu oyun normal Quantic Dream oyunundaki gibi interaktif film olmayacak. Bu oyun açık dünya, yani Star Wars olduğu için zaten açık dünya, multiplayer elementinin olduğu birazcık aksiyon oyununa dönüşecek. Ve sektörde bulunan birçok insana göre oyun 2024'ten önce çıkmayacak bile. Yani oyun azıcık birazcık küçücük erken duyulmuş olabilir. Yani o yüzden daha çıkmasının 3 sene olan bir şeyi bence konuşmayalım. Wonder Woman oyunu kısa bir fragmanla duyuldu. Fear the Shadow of Mordor serisinin yapımcısı Monolith yapıyor. Oyun yine bir açık dünya olacak ve Nemesis sistemine sahip. Shadow of Mordor'un Wonder Woman'ı versiyonu da diyebiliriz. Yani büyük ihtimalle 250 GB, 50 saat boyunca ana şeyleri yaptığımız bir oyun olacak. Sığın dakikada kaçın. Alan Wake 2 sonunda açıklandı. Yapımcı Sam Lake 10 yıldır bu oyunu yapmak istiyordu. Sonunda yapmayı başardı. Çok mutludu diye tahmin ediyorum. Ben de çok mutluyum çünkü açık bir şekilde bu sefer oyunun korku oyunu olacağını söylediler. Sanki ilk oyun da korku oyunu olarak başladı, daha sonra aksiyona kaymış gibiydi. Bu yüzden ilk oyun çok yavan kalıyordu. Umarım ikinci oyun bize gerçek bir korku oyunu olarak karşımıza çıkar. Square Enix annesine sert küfürler istiyor. Forspoken ve Final Fantasy'yi bilgisayarı $70'a satmaya kalkıyorlar. Türkiye'de fiyat 700 TL, bize ucuz geliyor yine de ama bilgisayarı $70'dan fiyat satmak birazcık açgözlülük. Pardon, biraz dedim, bir saniye. Adamlar Final Fantasy'yi PlayStation'da exclusive tutmak için sonradan bir yıl para aldı. Sonra PS5 sürümü çıktı. Onu da exclusive tutmak için sonradan bir yıl daha para aldılar. Son oyunu bilgisayara getireceklerdi. Bu sefer Epic Games geldi. Epic Games'i exclusive tutmak için bir sene onlara da para aldılar. Yani düşünsenize, oynamak istediğiniz bir oyun 3 sene sonra Steam'e geliyor. Sadece Square Enix $1 milyon kazanacak diye. Ve ayrıca zamanında $60 çıkış yapmış bir oyun, üstünden seneler geçmesine rağmen bu sefer $70 bilgisayara çıkıyor. Teşekkürler Square Enix. Yüzüklerin Efendisi Gollum için yeni bir fragman da yayınlandı. Ve ben hala şey diyeyim, Gollum oyunu nasıl olabilir kısmındayım ben hala. Kendimi sorguluyorum. Yani Gollum olarak oynadığımız bir oyun nasıl gameplay elementlerine sahip olabilir çok merak ediyorum hala. Sonic'in Zelda oyunu çıkıyor. Sonic oyununda Zelda konsepte iyi giden emin değilim ama açıkçası birazcık heyecan verici bir şeye benziyor. Bir gameplay videoları gelsin bakalım. Rocksteady herkesin sevdiği Batman Arkham serisini yaratmış. Çok güzel bir şirketti. Herkesin Rocksteady'ye çok güzel saygısı vardı. Ama Arkham Knight'tan sonra şirketin CEO'su Jamie Walker öldürülüp yerine Yahudi iş adamı Yossi Cohen geçiyor. Bu adam da 4 kişilik, çocukça, oyun içinde sadece dümdüz bomboş atış ettiğimiz rengarenk bir oyun yapıyor. Rocksteady'deki kalite düşmesi tek bu durum açıklar. Matrix Awakens adlı bir teknoloji demosu sadece son nesil konsollarda yayınlandı, bilgisayarda yok. Ve bir teknoloji demosuna göre bayağı büyük bir şey. Yani adamlar koskoca bir şehri tasarlamış. Arabayla falan gizlenebiliyorsunuz. Tabii ki buradaki ana nokta grafikler. Oyunun başındaki cutscene'de gerçek insanlar mı oynuyor yoksa hepsi bir oyun mu, oyun için modelleme mi farkı anlamıyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Çok iyi yapmışlar. Umarım yakın bir gelecekte bu tarz full grafikli Unreal Engine 5 oyunları görebiliriz. Ve yılın oyunu ödülünü It Takes Two kazandı. Bu yılı biliyorsunuz, bu yıl birazcık vasattı ve It Takes Two kazanmasını üzülmeyeceğim tek oyundu. O yüzden benim için okey. Visitor Evil 8 ise iyi güzel ama sonuçta ileri hiçbir adım atmayan bir oyun. Yani Resident Evil 7 olsa bir şey demem, seriye kendi içinde birçok yenilik katmış bir oyun. Ama 8 sadece 7'nin kurt adamı versiyonu. Metroid Dread, Nintendo'nun kendi enerlerine yaptığı yeni mobil oyun. Allah'tan Türkiye'de Nintendo kitlesi yok da yolundan insanlar gelip abi sen nasıl Metroid Dread'i mobil oyun dersin, oyun çok derin oyun, çok sanatsal oyun, Metroid serisi bilmem ne diyen insanlar gelmiyor. Teşekkürler Türkiye'ye. Deadloop iyi konsept
Ama bok gibi hikayesi var ve oynanış tamamen Dishonored. Bu yüzden açıkçası Deathloop'un kazanmasını istemezdim. Ratchet & Clank zaten listede Sony'de olsun diye koyulmuş bir oyun. Ratchet'ten bunun başka bir açıklaması olamaz gerçekten. Ratchet & Clank'ın burada ne işi var? Psychonauts 2 iyi güzel ama o da yılın oyunu olacak kadar sanmıyorum. Bu yüzden It Takes Two'nun kazanması benim için güzel oldu.